Neden hiçbir şey olmuyor? Sabırlı ol Emma. Size bir ödül düşünüyorum. Bir fikrim var. Fareye ne dersin? Farelerden korkuyorum. Kızlar korkuyorum. Rahatlayın ya. Bu sizin ödülünüz değil. Bu onun için sadece bir yem. Burada bir fare var. Merhaba. Seni bekliyordum. Buraya gel bebeğim. Burada kimse sana zarar vermeyecek. Sen çok tatlısın. Kızlar işte ödülümüz. Bu bir yavru kedi. Doğru Lily, haklısın. Ne güzel. Pekala, bakmayı kesin. İşe başlama zamanı. Zaman çoktan başladı. Çizin. Onlara şans dile bebeğim. Bu yavru kedi almak için iyice çalışmam gerekecek. Bu beni hiç korkutmuyor. En iyi çizimi yapmaya hazırım. Gerçi şimdilik pek iyi görünmüyor. Hayır, bu kesinlikle işe yaramayacak. Temiz bir sayfa alıp tekrar denemeliyim. Yüzüyle başlayacağım. Kulakları ekleyeceğim. İşte biraz daha iyi oldu. Ama aynı zamanda idealden daha uzak. 3 numaralı deneme. Şimdi kesinlikle her şeyin iyi olması gerekiyor. Bu şanslı bir sayı. Bu ne ya? Oy, bu da ne? Harika bir origami yaptım. Bu bir kediye çok benziyor. Sadece yüzünü bitireyim. Süper. Gerçekten ayrı edilemez. O kadar tatlı ki onu okşamak istiyorum. Ben hiç kedi çizmedim. Umarım ilk defa şanslı olurum ve her şey yoluna girer. Şimdilik kötü değil. Ama her şeyi yeni ayrıntılar güzelleştirir. Vay canına, Emma'nın harika bir resmi var. Henüz rengi eklemedim. Onunla gerçek bir eser olacak. Ne güzel bir kedi. Ona aşığım. Tüylerini daha iyi çizmeliyim. Bu çok önemli ve doğru hacmi yaratıyor. Pekala, neredeyse bitti. Harika bir iş çıkardım. Ah, bu da ne? Sinek galiba. Neden burada uçuyor? Ne yapıyorsun Emma? Kulağımın hemen altında uğultan bir sineği var. Onu yakalamalıyım. Şurayı kenara çekil. Şimdi onu geberteceğim. Kimse benim güzel çizimime oturamaz. İşte sonuçta kaçtı. Hayır. Sanat eserime mahvoldu. Sevimli kedi bir canavara dönüştü. Bu kesinlikle çok garip görünüyor. Neyse, şimdi bunu düzelteceğim. Benim de iş yapma zamanım geldi. Ama nereden başlayacağım? Buldum. Bu bir kedi. Böyle bir ipucu kullanabilirim. Böylece yazacağım. Kedi. Bu çizimin temeli olacak. Harika. Şimdi eksik olan her şeyi ekleyeceğim. Gerçi bu da düşündüğüm kadar kolay değil. Sanırım bir yüzle başlayacağım. Onu doğrudan T harfinin üzerine çizeceğim. Süper. Görünüşe göre planım işe yarıyor. Şimdi kuyruğu, pençeleri ve gövdeyi ekleyebilirim. Biraz garip oldu ama orijinal bari. Çizimimi beğendim. Birkaç dokunuş daha ekleyeceğim. Hepsi bu kadar. Totem kediniz sizi bekliyor. Dansı zaman çoktan doldu. Hadi çizdiklerinizi gösterin. İşte hiçbir şey düzeltemedim. Bu iyi bir başarısızlık. Bende her şey hazır. Şuna bakın. Bebeğim, neyden hoşlanıyorsun? Muhtemelen benim origamimden. Sanmıyorum Suzy. Bakalım burada başka neler var. Emma, ne var elinde? Resminde beklenmedik bir şey oldu. Bunu anladık zaten. Korkunç. Lili, tek umudum sensin. Eminim teyiteceksiniz. Bu gördüğümüz en iyi şey. Yaşasın, kazandım. Bu bebeği bana verin. Buraya gel tatlım. Bırak seni seveyim. Ne kadar yakışıklı. Onu sevebilir miyim? Çek ellerini, o benim. Bebeğim, oynamak ister misin? Bak elinde ne var. Of ya, hoşuna gitmedi. Başka bir şey buldum. Emma, yardım et bana. Yavrucağı biraz tut. Ben de onun için bir oyuncak yapacağım. Saç mükemmel olur. Ay, aslında canımı yaktın. Üzgünüm, bu iş için gerekli. Orada ne planladığını anlamıyorum. Harika işe yaradı. Buraya gel bebeğim. Sana bir şey getirdim. Vay be, çok güzel. Ben de onu oynamak istiyorum. Emma, neyin var senin? Hey. Neden öylece oturuyoruz? Sıkıldım. Vay canına, orada bir çikolata çeşmesi var.
Çok havalı görünüyor. Bunu deneyelim mi? Şimdi olmaz Emma. Çeşme kazanına gidecek. Evet tabii teşvikiniz olmasın için. Bunun için çok lezzetli olduğunuzu bilin. Bir saniye. Zamanı ayarlamam gerekiyor. Şimdi başlayabilirsiniz. Yeter artık. Boş boş oturduğunuz. Harika. Kazanmak için her şey hazırım. Başlamak için doğru boyayı seçeceğim. Ama burada kahverengi yok. Bacımla Emma da var. Pekala bir sürüleğini alacağım. Daha neler? Bu benim boyam. Ve ne yapacağım ben? Kaybetmek istemiyorum. Olmalı bir yolu. Sanırım bir fikrim var. Ya çeşmeyi çikolatayla çizsem? Burada acilen boşaltmamız gerekiyor. Harika. Şimdi içine çikolata koyacağım. Sonuçta çizmem olacak. Ben bir dahiyim. Acilen boyadan biri daha iyi görünüyor. Keşke hepsini yemesem. Kokusu inanılmaz. Ama kendimi tutamayayım. Hadi başlayalım. Bir başlangıç. Bundan sonra her şey daha iyi gidecek. Sanırım kızlar çizimi gördüklerinde kıskanacaklar. İşimi bitirmek için biraz boya yemeye ihtiyacım var. O çok fazla güç oluyor. Süper. Çikolata beni enerjiyle dolduruyor. Ne kadar lezzetli. Bir çeşme almak istiyorum. Ki bol miktarda çikolatam olsun. Oh hayır. Hala kendimi tutamadım ve sonuna kadar içtim. Sadece birkaç damla kaldı. Tamam. Bir şeyler çıkarsa onunla kağıda yaymaya çalışacağım. Bu bir saçmalık. Sanırım zafer cebimde. Bir kasemiz var. Çikolata eklemeye devam ediyorum. Bunlar kolay şeyler. Harika bir iş çıkardım. Çok az kaldı. Bu rengi çikolata için kullanıyorum. Bence mükemmel olacak. Evet çok lezzetli görünüyor. Boya olduğunu bilmeseydim kesinlikle denerdim. Kızlar gücünüzü boşa harcamanızı ve hemen fırçalarınızı bırakmanızı tavsiye ederim. İşim kesinlikle en iyisi olacak. Bak nasıl? O mükemmel resmen. Tek yapmam gereken onu boya yeri doldurmak. Hepsi bu. Sanat eseri hazır. Harika bir şey bu. İşimi müzeye asılacak. Pekala rahatlayabilirim ve çikolata yediğimi hayal edebilirim. Bu çeşme çok büyük. Sonsuza dek içebilirim onu. Oh, ne kadar lezzetli duramıyorum. Çikolata dudaklarımdan akıyor ve ben daha fazlasını istiyorum. Bitirdim. Oh, hayır. Emma'nın işi muhteşem. Kesinlikle o kazanacak. Bunun olmasına izin veremem. Müdahale etmemiz gerekecek. Umarım keskin makaslarım bana yardımcı olur. Üzgünüm Emma ama senin eserini mahvetmek zorundayım. Rekabete ihtiyacım yok. Bir çikolata çeşmesine ihtiyacım var. Artık kesinlikle benim. Artık engel yok. İşte bu kadar. İşinizi bekliyorum. Çizmeme ne oldu? Az önce buradaydı. Lili bunu sen mi yaptın? Yok artık. Yok öyle bir şey. Pekala konuşmayı kesin. Resimleri gösterin. İşte benim soyulmay harcı çalışım. Bu daha fazla. Çok artık. Daha klasik bir şey görmek istiyorum. Lili ne var sende? Harika bir çişme. Sadece orijinalden bir kapıyası. Ciddi misin? Bu sefer bir parodi. İşim biraz acı çekti. Ama yine de ilahi görünüyor. Emma sen bir dahisin. Ne? Bu imkansız. Onun çizmin yırtık pırtık ama. Lili çekil oradan geçmem gerekiyor. Başaramayacaksın. Bu işi bitireceğim. Dikkatli ol Emma. Hiç artık düştüm. Ne korkunç. Her tarafım çikolata içinde. Lili bunu bilerek ayarladın. Ne olmuş anne ama çok eğlenceliydi. Bence hayır. Kalemler yeni bir şey. Peki ödül ne? Şimdi her şeyi kendi gözlerinizle göreceksiniz. Bu yeni iPhone. Etkileyici değil mi? Keşke bunlardan birini alabilseydim. Ama o sizden birinizin olacak. Süper. Bunu uzun zamandır hayal etmiştim. Çok iyi. O zaman harika çizimleriniz olacak. iPhone'u kutudan çıkarıyorum. Onu daha iyi görebilirsiniz diye. Harika. Yeni inanılmaz görünüyor. Bol şans genç sanatçılarım. Size inanıyorum. Zaman başladı. Devam edin. Kaybedecek bir saniyeniz bile yok. Here we go. Haklı. Daha çabuk bir kalem seçmeliyim. O kadar kolay değil. Yeşil kesinlikle işe yaramayacak. Mor da değil.
Siyah mı olsun? Bu seçeneği dikkatli almaya değer. Ne yapacağımı biliyorum. Ünlü logoyla başlamalıyız. Bunun için bir elma ihtiyacım olacak. Önemli olan onu ısırmaktır. Harika. Bu tam yerken. Şimdi onu bir kağıda yapıştırıp çizeceğim. Böyle güzel olmalı. Pekala, bakma zamanı. Biraz dikkatsiz ama genel olarak iyi olacak. Tamam, her şeyi düz bir çizgiyle düzeltmeye çalışacağım. Bence çok düzgün çizgiler. Peki ya kamera değiklersek? Fena değil. Sanırım harika bir iş çıkarıyorum. Aynı şeyi kendim için söyleyemem. Resmim henüz hazır değil ve aslında biraz kötü görünüyor. Hepsi çaprak çizgilerden dolayı. Zamanım varken bunu bir şekilde düzeltmem gerekiyor. Neredeyse logoyu eklemeyi unutuyordum. Rahatlayabilirsiniz. Emma yine ben kazanacağım. Çabalama bile. Şuna bak. Çizmem çok güzel. Detayları eklemeye devam edeceğim. Kameralar ve logo. İşte daha da güzel görünüyor. Biraz hacim eksik ama bu düzeltilebilir. Harika. Şimdi kesinlikle mükemmel. Bacana bunu nasıl yaptın Lili? İltifatınız için teşekkürler. Bunu kabul etmenize sevindim. Şimdi dikkatimi dağıtmayın. İşimi bitirmem gerekiyor. Acele etmenizi öneririm. Zamanınız tükeniyor. Durun. Herkes kalemi masaya koysun. Bakalım ne var? Suzy, bu çok garip görünüyor. Kesinlikle kazanamazsın. No. Emma nasıl? Beni memnun edecek bir şey var mı? Görüyorum ki hayır. Ne yazık. No. Aslında uğraştım bayağı. Sonunda kazandığını görüyorum. Lili, bu sensin. Senin resmin kesinlikle en iyisi. Teşekkürler. Çok sevindim. Hak ettiğin ödülü al. Bize de göster Lili. Daha neler? Bu benim telefonum. Onun nesi var? Sanırım eriyor. Çikolata gibi kokuyor. Harika, kesinlikle o. Demek bu çikolata telefonu gerçek değil. Görünüşe göre kimse değiştirdiğimi fark etmedi. Böyle zor bir meydan okumadan sonra iyice yemek yemeye hazır demem. Nefis. Bunun gerçek bir telefon olmadığı için üzülmedim bile. Ama yine de size vermem. Biliyordum zaten. Neyse Lili, şimdi sana öğreteceğiz. Neyin peşindesin Emma? Lili'nin telefonunu eritmek istiyorum. Daha hiç bir plan. Nasıl da güzel düşündün. Hadi çak. Oh, hayır, telefonum ellerimden akıyor. Ama yine de çok lezzetli. Hiç şüphem yok. Andy, bizi unuttun mu? Hadi ileri. Kazanmamıza az kaldı. Hadi. Tamam, bundan bıktım. Şimdi görecek. Ne yapıyorsunuz? Sadece ödülünüzün işe yarayıp yaramadığını kontrol ediyordum. Hadi şimdi çizin. Oyun konsolu harika. Bunun için savaşmaya değer. Sakin ol Lili. Çizmem neredeyse hazır. Hayır. Her şeyi mahvettim. Devam etmenin bir anlamı yok. Ama her şey henüz bitmedi. Hala kağıdım var. Karelerleri çizmek çok daha kolay. Bu ne ya? Birinci sınıf öğrencisi çizimine benziyor. Ama Lili iyi gidiyor. Onu geçmem için bayağı çalışmalıyım. Renk katmanın zamanı geldi. Mavi oldukça uygun. Onu durdurmam gerekiyor. Güle güle boya. Bu da ne böyle? Beni kirletenin işi bitti. Resimlerimize baksan daha iyi olur. Bayağı çalıştım. Ben de.
Kabul et Andy. Benim işim en iyisi. Evet, Mary'nin mavi boyası yerinde. Her şeyi anladım. Bu sizin işiniz. İntikam almak zamanı. Ne yapıyorsun? Dur. Ya evet, boyadan duş almak pek hoş değil. Mary, tebrikler. Sen kazandın. Harika. Kontrol artık benim. Birlikte oynayalım mı? Vay canına, bu çok heyecan verici. Wow. Andy, bunu sana yedireceğiz. Yeni tur, yeni bir ödül. What? Ne yapıyorsun? Size bir numara gösteriyorum. İşte bunlar altın külçeleri. Olamaz. Muhtemelen bir servete var orada. Ağırlar bayağı. Pekala, işe başlayın. Acele etmemiz gerekiyor. Here we go. Hadi çabuk olalım. Acaba bütün bu altınları ben alırsam ne olacak? Sanırım sabahtan akşama kadar altın içinde yüzeceğim. İstediğim her şeyi alacağım. Bari fırçayı alsaydın hayalperest. Ancak ne kadar az rakip olursa o kadar iyi. Birkaç dokunuş kaldı ve hazır olacak. Lily yine beni yenecek. Ona bir hamam böceği yerleştirmemiz gerekecek. Böceklerden korkuyorum. Onu kazanmam için bir şansım var. Güvenirlik için sarı boyasımı alayım. Dur yardım edeyim. Teşekkürler Kate. Boya nereye gitti? Tamam, turuncuyu alayım. Bu altın mı? Zavallı ya. Çizmemin orijinalden alet edilemez. Durun. Resimleri gösterin. Ben hiçbir şey yapamadım. Bu başarısızlık Mary. Peki ya benimki? Altına benzemiyor. Ama Kate de sanat eseri resmen. Yes! Ben kazandım. Oley! Külçeler senin. Neredeler peki? Aa, acıtıyor. Zavallı şey ödülünü alamadı. Altın hala benim. Size ne versem acaba? Bir fikrim var. Nasıl da tatlı. Bu çok güzel. Otur şuraya bebeğim. Onu okşamayı çok istiyorum. Onu en iyinize vereceğim. Başlayın. Bu sefer kesin kazanmalıyım. Daha fazla turuncu eklemeliyiz. Bence gayet iyi oluyor. Oh hayır, çizime su döktüm. Ya şimdi ne yapacağım? Buldum. Yüzümü tuval olarak kullanacağım. Ama hiç kediye benzemiyorsun. Ben daha iyi bilirim. Rahatsız etmeyelim. Daha az mükemmel bir kediyi nasıl çizeceğimi biliyorum. Elime sağlık. Yüzü hazır. Bedenini bitirmemiz gerekiyor.
Şimdi küçük detaylar. Kit, aferin sana. Seni aşmam gerekiyor ve sanırım nasıl yapacağımı biliyorum bile. Ne kadar güzel bir balığın var. Sadece kimseye söylemeyin. Vay canına, ne zaman doldu. Bakalım kızlarda neler var. İşte benim resmim bu. Orijinal. Lele, bu hiç kedi gibi değil. Hiçbir şey anlamıyorum. Ben de benziyor mu? Tamamen. Sanırım biz kazananı bulduk. Yaşasın. Teşekkürler. Ne diyorsun bebeğim? Neler olup bittiğini anlamıyorum. Karar değiştiriyorum. Lele kazandı. Hiç adil değil. Balık çizmişti ama. Bu kurnaz hareketin beni zafere götüreceğini biliyordum. Onu tutabilirsin Kate. Neredeyse unutuyordum. Bu senin için bir hediye. Kızıl yakışıklı. Görünüşe göre hoşuna gidiyor. Yedi ödülünüzü nasıl çizeceksiniz? Buldum. Beyaz bir masa tam gereken. Şuna bir bakın. Ne güzel bir şekli var. Ve bu düğmelerden kopamıyorsun. Evet, neredeyse zamanı unutuyordum. Başlayın. Şimdilik biraz rahatlayın ben de. Yine ilginç yoldan gideceğim. Şekil mükemmel. Renkleri eklemek için geriye kalan tek şey kaldı. Oy, sevmedim bunu. Eminim çok daha iyi yapacağım. Ellerimle çizmeye çalışacağım. Vay canına, sanki gerçek bir popit yaptım. Üzgünüm ama bu bir leke gibi görünüyor. Bana mı öyle geliyor? Kalbim hiç benzemiyor. Bunu düzeltmem gerekiyor. Bana neyin yardımcı olacağını biliyorum. Evet, bunu kullanacağım. Çok benziyor. Sadece biraz büyütmemiz gerekiyor. Çünkü bir mesele kaldı. Kağıdı alıyorum ve çiziyorum. Mükemmel oldu. Şimdi de boyalayalım. Çok zekiyim ya. Ne? Zaman doldu mu? Durun. Kabul et. Bu mükemmel. Hayır, işte bile. Ama ben de... Fena değil. Ama benimki daha iyi değil mi? Yaşasın. Yine kazandım. Gerçi hayır. Mary kazandı. Nasıl Mary? Neden? Öyle işte. Lily o zaman. Ya da Mary. Ya, kafam karıştı. Buldum. Bakmadan size atacağım. O benim olacak. Düşünme bile. O kadar koyal, pes etmeyeceğim. Çok ilginç bir manzara. Vay canına. Beklenmedik bir son. Sıkıntıdan uzak durun. Challenge başlıyor. What? Jess'in elinde ne var?
Çocuklar, kurallar basit. Kim daha iyi çizecek, o hediyeni alacak. Lili elinden geleni yapıyor. Sadece çılgınca bir hızla çizer. Öyle yapıyor ki kağıt dumanlandı. Aha. Dikkat et, yoksa itfaiyeci aramak zorunda oluruz. Zack de katılmak istiyor ama kalem almak o kadar da kolay değil. Emma ise başka bir yol buldu. Herkes çizim yaparken bir şeyler inşa ediyor. Bakalım. Okay. Vay be, Lili de ne güzel olmuş. Zack, bu eski bir şey. Ama Emma da çok doğal. Bu bir telefon kutusu. Ve Lili kazandı. Ödülü alsın. Ama Lili'ye yeterli beceri yetmedi. Sadece çizim yapmaya çalışmalısın, anladın mı aptalcık? Bir sonraki raundu başlıyoruz. Aa, çanta. İlginç. Ve içinde, buna inanamayacaksınız. Altın külçe. Gözlerinize dikkat edin arkadaşlar. Böyle daha iyi. Bu turda gözleriniz kapalı olacak. Fırçaları alın ve başlayın. Çocukların nasıl çizdiğini izleyin. Evet, bazıları biraz lekelendi ama sorun değil. Her sanatçının kendi tarzı olduğunu unutmayın. Ama Zack galiba hile yapıyor. Bu hiç adil değil. Resimleri değiştirdi. Stop. Ve Jess bunu fark etmedi. Bakalım şimdi kim kazanacak? Gerçekten kurnaz Zack mı? Evet, bu sefer seçim o kadar da zor değil. Tabii ki Zack kazandı. Onun için mutlu musun? Evet, altınları alsın. Ama onu nasıl değiştirdi? Gerçek bir zengin oldu. Sürpriz. Ne var orada? Uf, Jess, ciddi misin? Çok iğrenç. Kimse bunu mükemmel bir şekilde çizmek istemiyor. Bu yüzden kızlar renkli kalemleri çabukça alıyorlar. Zack sana kahverengi. Jess şaka yapıyor. Alnına tuvalet kağıdı geldi. Yani bu bir kaza değil. Challenge'ı daha ilginç hale getirmenin bir yolu. Bu arada Zack gerçekten iyi gidiyor. Kazananın kim olduğunu öğrenelim mi? Lili kesinlikle zorlamadan kendini. Emma, evet, güzel çiçekler. Ve Zack'ın da ilginç ama oldukça gerçekçi bir resmi var. Evet, herkes şunun kimin alacağını biliyor mu? Zack, yakala. Zack dehşete kapıldı. What? Rahatlayın ya, sadece bir oyuncak. Skittles seviyor musun? Ve en iyisi özellikle Skittles çok fazla olduğunda harika. Görev hala aynı. Çizmek ve kazanmak. Hadi gidelim. Emma şeker çizmek için nasıl süper bir yol buldu. Zack şokta. Wow. Lili ise basit ama etkili bir yol buldu. Sadece parmaklarıyla çiziyor. Ne oldu, gösterelim mi? Tüm çizimler ödüle layık görünüyor. Peki o zaman hepinizi alın. Vay canına, Jess şaka yapmıyor.
korkunçtu. Ama çok fazla şeker olması çok iyi. Kesinlikle herkes için yeterli. Kelimenin tam anlamıyla ileri yoluz. Ne bu geldi? Evet, çok fazla paslamış mısır. Tamam çizin. Ama Jess her zamanki gibi şaka yapmak istiyor. Evet, bu patlamış mısır yağmuru biraz rahatsız edici değil mi? Çok zor çizmek. Zak kolay yol seçti. Yemek yemeye karar verdi. Emma ise sakin sakin istediğini yapmak istiyor. Şemsiye iyi çalıştı. Ve Emma'nın muhteşem bir resmi var. Ne kadar detaylı. Lily bu ne böyle? Hiç benzemiyor. Sakın göstereceği bir şey yok. Emma tebrikler. Adil bir zafer. Şimdi bol bol patlamış mısır var. Evet, çocuklara da biraz verirsin. Ve bu arada eğlenceli bir şey icat ettiler. Şimdi Jess'e bir şaka yapacaklar. Yani böyle de olur. Hadi ama sıkılmayın. Bu arada markalı çanta var şurada. What? Galiba Lily markalar için çıldırıyor. Çocuklar onu anlamaz neyse. Lily elinden geleni yapıyor. Ama yine de kötü gidiyor. Ve Zak hiç çaba göstermiyor ve harika bir çizim yapıyor. Nasıl böyle? Lily çantayı o kadar çok istiyor ki her şey yapacak. Acaba hile yapabilir mi? Resimleri gösterin çocuklar. Oh Lily, ne kadar hile yapmaya çalışsan da daha iyi çizemeyeceksin. Zak'ın resmi çok güzel. Hey çocuklar, kavga iyi bir şey değildir. Emma perişan bir çanta çıkıyor. Ama Lily her haliyle onu seviyor. Çok mutlu. Evet, biz anlayamayız onu. Ne var ya? Sadece çok acı bir bercik. Neden bu kadar korktun? Kesin mi istemiyorsunuz? Ya tamam ya. Yine de çizmek zorundasınız. What? Zak biraz fazla endişeli. Ama kızlar çiziyorlar bile. Ama sanırım Zak bir şeyleri düşündü. Bir bakalım. Oh, yanlışlıkla resmin üzerine su döktü. Şanssızlık. What? Ama hile başarısız oldu. Hilenin büyülü olduğunu ortaya çıktı. Bu yüzden Zak kaybettin. Bu biberi kim yiyecekti biliyoruz artık. Zak, kabullen. Kabullen artık. İşte biberi sırıyor ve tepkisini biliyoruz. Çok acı. Oh bu acı tat. Korkunç resmen. Zavallı Zak.